Gazete Davul, haksızlığa uğrayanların sesi. Şahit olduğunuz hak ihlallerini bizlere bildirebilir ve bizleri Patreon üzerinden destekleyebilirsiniz. Gazete Davul'a hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Arzu Yıldız'la birlikte Haftaya Bakış programında karşınızdayız. Arzu merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hafta hep aynı şekilde giriyoruz dediğin için girişi değiştirdim. Bilmiyorum, fark ettin mi? Fark ettim, kısa da oldu biraz daha, değil mi? Evet. Bu hafta aslında gündem çok Türkiye'de. Değişmiyor gerçi de gündem. İstersen ben başlayayım. Senin yerin o zaman, madem değişik gidiyoruz. Şeyde yani önce şunu söyleyeyim Ali. Gerçekten yani Twitter'a baktığın zaman ya da sosyal medyaya acayip karamsar oluyorsun. Çünkü hiç iyi bir şey yok. Gerçekten hiç iyi bir şey yok ve hani insan akıl sağlığını koruması da çok zor öyle bir ortamda. Sürekli kötülük okuyorsun ve bakıyorum 7-24 aynı insanlar da orada zaman harcıyorlar. Aslında bu da çok sağlıklı değil. Hani zaman harcamak açısından. Sonuçta Twitter bir şeyleri değiştirmiyor. Tamam, bir paylaşım alternatif medya görevi yapıyor. Biz işimiz gereği mecbur giriyoruz oraya ama. Ve daha böyle korkutucu, ürkütücü, gerilim. Düşünsene bir hayat yaşıyorsun, sürekli kötülük okuyarak ya da kötülüğün içinde durarak yaşıyorsun. Zor bir şey. Tam da bununla bağlantılı bu hafta senden 12 Eylül'ü konuşacağız. Sen başla önce 12 Eylül'le ilgili o zaman. 12 Eylül yani bu sene gerçekten çok fazla konuşuldu. Bizim Davul'da Mustafa Paçal'ın bu haftaki yazısının girişi o yüzden iyiydi. Geniş bir perspektiften 12 Eylül'ü ele almıştı. Başında da diyordu ki ya bu yazı biraz geç mi kaldı gibi düşünüyordum ama bu sene daha fazla kişi sosyal medyada 12 Eylül'e eğildi. Hakikaten de doğru. Çünkü 12 Eylül'ü andıran bir Türkiye'deyiz. Tamam, idamlar yok. İşte işkenceler yok mu? Değil. Yani bir farkı idam yok. Askerler el koymadı. Sivil bir dikta var. Ama işte şimdi bakıyorsun hapishanede ölümler var. Askeriyede ölümler var. İşte işçilerin, Kürtlerin yani sadece işçi değil Kürtlerin her şekilde kadın, erkek, çocuk ölümleri var. Suriyelilerin ölümleri var. İşte bugün en son Afyon'da inşaattaki cinayet var. Antalya'dan gitmiş iki Kürt kardeş. Birinin kafasına silah dipçiyle vurulurken kardeşini korumak isteyince öldürülmüş. Aileler Afyon'a alınmıyor. Yani böyle şeyler var. İşte Gülistan Doku olayı var. Yani kayıp ama nerede olduğu bilmiyor. Fail belli ama işte gerekli işlemler yapılmıyor. Yani bir sürü şey var 12 Eylül'e benzeyen ve giderek daha da kötüye gidiyor. Yani ekonomi de kötüye gidiyor. İnsanlar bunun sesini çıkaramıyor. Ondan sonra işte binlerce, yüz binlerce insan yurt dışına kaçtı. İşte bunların vatandaşlıktan çıkarılması konuşuluyor. Zaten idam tekrar konuşuluyor. Büyük bir baskı var. Bu noktada insanların 12 Eylül'ü hatırlaması ve 12 Eylül'den bahsetmesi gayet doğal. Giderek 12 Eylül'den de kötü bir noktaya gidiyoruz. Yani ben buna gerçekten inanıyorum. Tamam, Türkiye'deyken bunu fark etmiyor olabilir insanlar. Çünkü ben de Türkiye'deyken pek çok şeyin farkına varmazdım. Çünkü kuyudan kuyuyu göremezsin. Kuyudaysan kuyunun etrafını, kuyunun nasıl bir yer olduğunu, ne kadar derin olduğunu göremezsin. O kuyudan çıkman gerekir. Şimdi bunu yapamıyorsun. Bir de şunu fark ettim. Şöyle bir şey var sosyal medyada. Çok eleştiri geliyor. Fakat eleştirenlerin hesaplarına bakıyorum. Sanki böyle zamanında Güler cemaati üyesiymiş veya zamanında muhalifmiş ama yaşananlardan sonra işte biz çok çektik, sen de biraz sus. İşte sen yurt dışındasın, rahat konuşuyorsun falan. Hepsi Temmuz, Ağustos'ta açılmış hesaplar. Sonra biraz değiştim. Yani bu birbirleriyle bağlantılı. Twitter'ın bu büyük temizliğinden sonra yeni bir ekibin bu sosyal medyaya geldiğini ve bunların bu sefer aktrol olarak değil de daha çok biz işte çok çekiyoruz ama sen yurt dışındasın diye böyle bir şeyi umut kırmaya yönelik, ondan sonra insanları susturmaya yönelik yazışmalara girdiğini gördüm. Yani böyle bir algı operasyonu da var. 12 Eylül'de böyle bir şey yoktu çünkü bir TRT vardı. İşte kalkmıştık, İstiklal Marşı'nı duymuştuk. Yine reklam olacak, Deniz Zengin'in hani yazısındaki 12 Eylül yazısında hani işte darbe oldu, askerler geldi, TRT var, radyo var, başka bir şey ele geçirdi. Hani o ikisinden söylüyordu. Şimdi çok daha geniş bir kanal ağı var.
Şimdi hükümet bütün televizyon, medya üstünden hani her şeyi aynı şekilde söylemeye çalışıyor. Sosyal medyayı da ele geçirmeye çalışıyor. Zaten yargıyı ele geçirmiş. Yani bakın 12 Eylül'ü çok rahat hatırlıyor. Yaşamasan bile 12 Eylül havası esiyor. Zaten 12 ve Eylül'ün anayasası ortada. Yani burada hala şeyde geçerli anayasa. Çıkan yüzlerce yasa hala yürürlükte. Bunlar değiştirilmiyor. Çünkü bunlar çok güç sağlıyor. Ve ondan sonra ama biz 12 Eylül'e karşıyız. İşte yargılayacağız. Kimseyi yargılamadın. 12 Eylül'ün getirdiği gücü aynen kullanıyorsun. Tek farkın asker değilsin. Hatta yani bir... o da görünürde değil. Bilmiyorsun ki yani. Askerden daha şiddetli bir politika bir de... var. O zamanki generallerine benzeyen bir İçişleri Bakanı var. Herkesi tehdit ediyor. Hatta tehdit ettiğinin bir kısmının başına da işte Barış Atay örneğinde olduğu gibi dayak yeme falan geliyor. Savcılar hemen davalar açıyor. Hani ne farkı var generallerden o zamanki? Biz niye şimdi İçişleri Bakanı'nı eleştiremiyoruz? Ya da eleştirdik mi? Nasıl bir İçişleri Bakanıysa yani bakanlığı geçiyor. Hani kendi Süleyman Soylu gibi konuşuyor. Vatandaş Süleyman Soylu. Fakat yanında o İçişleri Bakanlığı'nın gücüyle birlikte. Yani zaten şu anki bütün bakanlar öyle. Yani bir bakan gibi konuşmuyor. Bir vatandaş gibi konuşuyor ama bakanlığın gücünü de kullanıyor. Yani ya bakanlığın gücünü kullanma, vatandaşım de ona göre git, hiçbir şey isteme. Ya da bakansan bakan gibi davran. Çünkü sadece kendi tabanının, kendi partinin bakanı değilsin. Bütün ülkenin bakanısın. O zaman ayrım yapmayacaksın. Herkesle konuşacaksın. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'na kadar bu söylediği sözleri düşününce ya da işte öyle laf dalaşına girmek. Sen bakan olarak laf dalaşına giriyorsan olmaz. Kişi olarak giriyorsan da aynı gece gittiği yeri bulup bir kişiyi dövecekler. Kameraların işte şeyleri görüntü alamayacak da biri cep telefonuyla çekerken fark edilecek de. Hani bir sürü 12 Eylül'e benzeyen hatta daha da kötüsünü olduğunu gösteren örnek var. Ha, buna karşı tabii Twitter'da sen yurt dışından öyle konuşuyorsun deyip AK Parti'den para alıp sözde mağdurmuş gibi gösterenler de var. Ayrı hikaye. Bir de şöyle bir şey var Ali. Sadece 12 Eylül değil 12 Mart, 27 Mayıs ve 12 Eylül döneminin hepsini birleştirsen sanki bugün yapılanlar hepsinin birleşimi ve daha şiddetlisi gibi. Çünkü hani tamam idam konuşulur, idam uygulamada yok ama adamlar onu da hala konuşarak o şantajı yapıyorlar. Ve binlerce insan, 1 milyon üzerinde insana etkileyen bir ortam var ve bu ortam 4 yıldır sürüyor. 12 Eylül'de mesela Türkiye bence 13 Eylül sabahında hala şu anda. Bir gün ilerisinde bile değil. Hiçbir şey değişmemiş yani. İşkencesi, o ahıra oturtturmalar, bunları bu tabloları bu insanlar görmedi ki. Sadece içeride yaşayanlar bir kısmı bildi o tecavüzleri falan. Bugün yok mu tecavüz iddiaları? O kızları almışlar mesela çıplak soymuşlar. Avukatların alınması ve avukatlara savunmadan dolayı alınıyor. Ama bugün mesela o 60 kişiyle yani hakim de içinde varmış. Onunla gündeme geldi ama bu 4 yıl önce de oldu. Yani 16 Temmuz sabahını herkes farklı bir Türkiye'de uyandı. Tekrar aslında 13 Eylül sabahı gibiydi 16 Temmuz sabahı da. Ve kimse tahliye olmuyor. Şeyleri dolanlar, 6 yıl 3 ay ceza alanlar tahliye edilmiyor. Ya işte çok olay var. Yani şimdi Uşak'taki kızlar çıplak aramaya tabi tutulmuşlar. Yani kız çocuklarından ne istiyorsun? Yani hani en ve azından şey vardı. Kızlar, bak şimdi türbanlı ve dini kullanan bir iktidar döneminde türbanlı kızları soruyor. Dediğin doğru, türbanlı kızlara yapılan bir şey, hani dini kullanan ama artık daha bir milliyetçi ve ekipleri daha kendi gibi dinci olmayan, yani dini şeyleri çok önde olmayan gruplara bırakmış. Ayrıca her şey mübah mantığıyla bakılıyor ki bu çıplak arama sadece türbanda değil kimseye yapılmaması gereken bir şey. Yani çok büyük şüphe olacak, kaçakçı olacak, eroin kaçakçısı falan olacak, uyuşturucu kaçakçısı da çıplak aramayla işte an üstünde bir şey saklamış mı saklamamış mı onu ortaya çıkaracaksın. Yani ki bu eski bir metod, yani tıbbi bir sürü şey var artık, yani cihaz hani var. Hani çıplak aramayı geç, cop sokmalar. O Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yapılan işkenceler, askerlere yapılan işkenceler, mevcut işte savunmasını almak,
hiçbir hak tanımıyorsun. Daha şiddetli, daha fazla insan, daha fazla hedef ve aslında hayal edilen, yani askerin hep hayalindeki şeyler yaşanıyor. O darbeci askerlerin diyeyim, hepsini değil de yani ordunun o kafasını bugün çok net görüyoruz. Ve yani 13 Eylül, 16 Temmuz, işte 13 Mart diyeyim artık, 28 Mayıs. Türkiye bir adım ileriye gitmiyor, dibe doğru geriye gidiyor. Bir gün ilerisine de uyanamıyoruz yani. Ve şöyle... Batı hedefleyen Türkiye'den bugüne geldik. Süleyman Soylu'nun bugünkü işte Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yaptığı konuşma. Adama ne diyor? Sen polis korumalarını çekeyim, öyle konuş. Sokaklarda özgürce gezebiliyor musun? Bana özgürlük, miting bilmem ne şeyi vermişsin, kararı vermişsin ama ben yollar açayım. Sen o yollardan rahatça geçebilecek misin? Bizi topal etme. Ben çıkarım, sen çıkamazsın. Bu üstü kapalı şantaj yani adama yaptığı tehdit. Şey. Tehdit. Ayrıca şu var, sen İçişleri Bakanısın da ne demek polisleri çekeyim? Yani... Hem o var hem de şu var. Yani sen diyorsun ki burası hani özgürlükçü bir yer. Yani değil diyorsun. Benim ülkemde özgürlük yok, sen de sokakta gezemezsin diyorsun. Sen bunu sağlamakla görevlisin zaten. Adamın gezmediğini sen söylüyorsan ben ne yapacağım? Ya çok ilginç bir şey var. Konu çok değişiyor gibi görünecek ama esasında öyle değil. Sen Berat Albayrak'ı görüyor musun yakın? Hani hiç duyuyor musun? Yok. Berat Albayrak bir anda ortadan gitti. Yani tam Türkiye'yi geziyordu. İşte AK Parti'nin yeni genel başkanlığına mı hazırlanıyor falan diyordu. Abdülhamit Gül vardı. O da çok çıkmıyor artık. Bir anda evet. Süleyman Soylu istifadan ve kabulünden sonra yeniden parladı. Ve giderek daha şiddetli bir söylemle geliyor. Ama şu var. Süleyman Soylu'nun bu söylemleri AK Parti'ye oy kaybettiriyor. Ve AK Parti oy kaybetmemek için, her yerden de öyle gıdım gıdım oy alabilmek için pek çok şeyi artık göz ardı etmeye başladı. Halbuki yapması gereken daha farklı. Yani Süleyman Soylu'ya sen biraz bu kadar tehditvari konuşma diyeceksin. Ama bunu diyemiyor. Niye diyemiyor mesela Erdoğan bunu? Yani, sanki Süleyman Soylu mesela Erdoğan da böyle ters ve şiddetli dil kullanıyor kızdıklarına. Ama Erdoğan'a şöyle bir şey oturdu halkın kafasında. Adam dümdüz yani ne yapacaksa söylüyor. Süleyman Soylu tehlikeli. Daha tehlikeli. Ve Erdoğan'dan daha sert konuşuyor. Bence konuşmalarıyla daha ön plana çıkıyor. Bir de şunu keşfetti galiba. Türkiye'de birilerini tehdit edince prim yapıyorsun. Alta düşmüyorsun. Ben ona katılmıyorum. Mesela adam Erdoğan kimi tehdit etti? 25 Aralık savcısını ilk tehdit etti. Tır savcılarını tehdit etmişti. Sizinle görüşeceğiz şöyle böyle. Bu adam Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tehdit ediyor. Erdoğan bile çıkıp televizyonda dedi ki yani Anayasa Mahkemesi diyorsa yaparız ne yapalım demişti. Hatırlıyor musun yani o karara? Yani her kararına saygı tamam. Duymayabilirim ama uygularım dedi. Bu adam diyor ki sen böyle bir karar vermişsin. Sen sokakta gezemezsin ve bu adam İçişleri Bakanı. Erdoğan mesela tamam yönetimin başında görünen adam gibi olabilir. Fakat İçişleri Bakanı bu ülkede güvenlik yok, özgürlük yok. Sen bunu nasıl böyle karar verdin? Hadi arabaya bin de gez o zaman. Bisikletle gitsene işine diyor. Zaten sen onu bisikletle götürmekle yükümlüsün. Ayrıca ben şuna da karşıyım gerçekten. Bu sadece Süleyman Soylu veya ne yapıyor bu adamlar da polis korumasıyla geziyorlar? Ankara Başsavcısının işte helikopterle balayına gitmesi. Niye bunlar araştırılmıyor? Bunların mesela UYAP'a mal varlığını girmeleri lazım bütün yargıçların. Bir taraftan saltanat içinde yani demek ki hükümetin istediğini yapan helikopterle balayına gidiyor. Hükümetin hoşuna gitmeyen hadi polisi çekerim yürü bakayım sokakta diye tehdit ediliyor. Sonra tahliyesi gelen insanlar tahliye edilmiyor. Ortada zaten suç yok. Avukat buluyorsun, avukatlar tutuklanıyor. Bunun içinde kimler var biliyor musun? Hani mesela çok hani kamuoyuna yansımıyor. Yeni mezun, babası tutuklu olup hani avukatlık avukat olmuş ve ilk hani babalarının yanına giden çocukları da almışlar. Yani nereden baksan tamamen bir zulüm gibi. Ama şunu söyleyeceğim. Süleyman Soylu kısmında sana katılmadığım nokta evet kendisinin belki MHP, AK Parti, Büyük Birlik Partisi gibi hani sağ tanslı partilerde popülitesi artıyor da AK Parti'nin oyu düşüyor. Yani umarım Süleyman, düşüyordur yani. Baktığın zaman işte şeylere, anketlere giderek düştüğünü görüyorsun. Öbür taraftan Zühtü Aslan meselesinde özür dilerim, bir şey diyeyim.
Muhalefetin bunu sorması lazım değil mi? Yani İçişleri Bakanı, sen niye Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tehdit ediyorsun? Ya, muhalefetin yapması, hani kaç programdır söylüyoruz, bir sürü şey var da yapmıyor. Ya mesela benim Zühtü Aslan'la ilgili merak ettim. Hani şimdi kendisi eski polis akademisi başkanı bildiğim. Yanlışsam... Kendi de bir dönem ders verdi. Yani böyle bir şeyi var, durumu var. Ama sanırım yani yıllardır bildiğim bir şey var. Bu Anayasa Mahkemesi başkanları filan İç Anadolu ekibi derler. Yani bunlar İç Anadolu'dur. İşte genelde kendi yakınlarını kayırırlar. Zühtü Aslan da işte Sorgunlu, Yozgat bölgesi. Ve bunlar işte hani kendi yakınları, kendi şeyleriyle ilgili rahatlardır. Mesela Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı zamanında Cumhurbaşkanı ikinci defa seçilebilir kararının çıkması gibi. Hani böyle bir kendilerine yakın bölgedeki siyasileri destekleyen, konuşan kişilerdir. Şimdi sanki Süleyman Soylu o yapıya karşı da bir şey açmış durumunda. Tabii doğru, onu oraya getirenlere ve onunla anlaşanlara da bir mesaj aslında. Yani giderek hani büyük bir çatışmanın içine Türkiye'de giriyor gibi. Çünkü bizim Geek'lerde, Geek Futbol'da Ahmet Talimciler'le yaptığımız programda Ahmet Hocam çok önemli bir şey söylemişti. Türkiye'de futbol maçlarında, yani futbolla ilgili her şeyde, açıklamada, şunda bunda, hani bir zamana, bir söylenen dile bakın, onun bir alt metni vardır. Türkiye'de her zaman vardır gibi. Çok doğru. Bu şeyde de sadece Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın öyle bir verilen karar nedeniyle olduğunu düşünmüyorum ben. O oradaki İç Anadolu yapılanmasına karşı da bir savaş niteliğinde. Çünkü geçen de kendi kanalımız dışında da reklam vereyim, T24'te çok güzel bir şey vardı, yazı vardı. Bu kaymakamlara şeyler, açıklamalarla ilgili. Bunun polise geleceği de söyleniyor. Şimdi emniyet böyle ayağı olacağını da söylüyorlar. Ve ben şunu düşünüyorum Arzu, Tolga Sardan'ın yazısıydı bu arada, onu es geçmeyeyim, hani soruşturmanın perde arkasında ne var derken. Çok da güvenmem Tolga Sardan'a da. Ha, ama yani genelde yazdıkları da çıkan biri olduğu için ben şey hani bu emniyetin de operasyon olacak diyor. Ben ama farklı olarak şunu düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet'e bakıyorum, diyorlar ki Soylu'ya karşı yapıldı. Bu Soylu hep bunları durduruyordu. Bu sefer olmadı. İşte diyorlar ki polis de Soylu istemeden. Bence bu bir şey şaşırtma. Hedef şaşırtma. Çünkü bir bakanın, İçişleri Bakanı'nın, böyle herkesi tehdit eden bir bakanın istemeden o kaymakamları görevden alınacağını düşünmüyorum. Polis operasyonu da o istemeden olacağını düşünmüyorum. Bence birilerinin ekipleri tasfiye ediliyor, yeni ekipler konuyor. Buna da son yıllarda yapıldığı gibi bir FETÖ çuvalısı yapmışlar. Hepsini ona atıyorlar. Çünkü bu kaymakamlarla ilgili olan da savcılık şeyi yok, soruşturması. Bunların hiçbirinin adli yargılaması yok. Bakanlık içinde olan bir şey. Ve İçişleri Bakanı istemeden de bakanlık içinde soruşturma olacak. İçişleri Bakanı bunu engelleyemeyecek. Farklı yani kadrolar ben, işte kimin kadrosu belli de değil. Ama Süleyman Soylu bunu kabul etmiş. Hani bu karşı çıktığı, istemediği bir şey değil. Sadece öyle bir algı yaratılıyor bence. Ya öbür türlü düşün, Ahlat Kaymakamı, herkesin söylediği çok ağır. Devletin zirvesini şey yapmış, ağırlamış adama bir hafta sonra böyle diyorsan büyük bir güvenlik zafiyeti vardır. Yani bu adamı araştıracaksan, orada Cumhurbaşkanı ile yan yana fotoğraf çektirmiş. İşte Devlet Bahçeli ile, askerlerle, herkese, devletin üst kademesiyle yan yana fotoğraf çektirmiş. Bu adamda en ufak bir şey olsa, durum olsa, oraya kendisi değil başka birini de, işte ne bileyim, birini koysa, bir suikast çıkarsa, başka bir şey yapsa, yapamaz mı? Yapar, eğer böyle şüpheli biriyse. Sen o zaman bunu hem istihbarata, hem emniyete, hem ilgili bilimlere bir hafta önce diyeceksin ki ya biz bu adama soruşturma açacağız. Sen devletin üst kademesini götüreceksin. Sen bekle, ben önce bu adamı alayım, daha güvenli birini koyayım. Orada o zaman... Peki, Ali, sana bir şey soracağım. Sen Zühtü Arslan olsan, seninle ilgili böyle bir konuşma, kamuoyuna mal olmuş bir konuşma yapılsa ne yaparsın? Vallahi şu anki Türkiye koşullarında mı? Hı hı. Çok bir şey yapamazsın.
Ben ne yapacağımı söyleyeyim mi sana? Eğer Zühtü Arslan olsam ve yani en üst yargının başkanıyım ben. İçişleri Bakanı diyor ki bana sokakta gezemezsin. Kararın ne? Hadi bakalım burası özgür. Derim ki güvenliğim yok. İkincisi İçişleri Bakanı benim kararımı sorguluyor. Ben istifa ediyorum. Başıma gelecek her şeyden de bu adamı sorumlu tutuyorum. Bu kadar. Yani istifa denen bir şey var. Evet. Ama getirisi çünkü olur mu? Zaten yapamazsın. Bir getirisi hani olmaz. Türkiye'de maalesef bir getirisi olmaz. Ama götürüsü var mı bu adamda? Bir de onu düşün. Bu şerefli bir adım olur yani. Tamam da senin dediğin gibi helikopterlerle gidiliyor, mal varlıkları açıklanmıyor. Bayağı şeyin olduğu bir hani o yargının tepesine bırakıyorsun. Ama sen Zühtü Arslan Amerika'daki McCarthy dönemini yazıp böyle dönemlerde adamlığını ispat et diyen bir adamsan, kitabında öyle yazmış, millete akıl vermişsen, onu faaliyete geçir madem. Mutlak güç, ne demişti ya, bir sözü vardı. İşte güce biat etme diyor özetle de. Sen bir hem güce biat ettin, bugüne kadar adamın önünde eğildin, fotoğraf verdin. Şimdi artık İçişleri Bakanı'na kadar azar yiyen bir adamsın. Kendi üyelerini kurban ettin. Binlerce hakim savcıya işkence yapıldı. İşte ne bileyim Hüsamettin Uğur'un dayak mevzuu mesela. O adam hala keskin cezaevinde tutuluyor. Bir sürü şey var. Sen oradasın ve bunların hiçbirini gündeme getiremiyorsun. Üstüne üstlük de azarlanıyorsun küçük çocuk gibi. Bence bu azarın nedenlerinden biri de o AİHM başkanının karşısına verdiği poz. Çünkü yani gidebileceğin bir yer de yok. İşte istifa edip benim can güvenliğimde, başıma gelecek her işten de İçişleri Bakanı sorumludur deyip gitmesi. Zaten makul. Git, bir canına bir şey gelmeyeceği garanti o noktadan sonra. Büyük bir şey evet kaybedeceksin. Ha, bu yapılır mı? Çok zor. Ama şunu soracağım. Ben sana başka bir şey soracağım. Batı'da demokratik olan ülkelerin herhangi birinde İçişleri Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bu lafı söylese ne olur? İmkanı yok öyle bir şey. Zaten konuşma yapamaz. Bir de şunu da söyleyemez. Hani burası özgür bir ülke ya, gez gezebiliyorsan. Ya ne demek, sen o zaman işini yapmıyorum diyorsun. Yapmıyor zaten yani. Ben bu işi yapamıyorum diyorsun yani. Ya HDP'lilerin o açıklamaları çok doğru. Sen hani Afyon'da iki çocuk hani vurulmasını, dayak yemesini engelleyemiyorsun. İşte şeyleri yapamıyorsun. Koruyamıyorsun. Sakarya'da işçileri koruyamıyorsun. İşte ne bileyim, kaybolan bir kızı bulamıyorsun. Bir sürü hikayen var. Bunları yapamıyorsun. Fakat gel gör ki bunların ailesinin naaşlarını almasına, işte ölülerini gömmesine, kayıplarını bulmasına engel oluyorsun. Polisleri oraya gönderiyorsun. Yani sen işini yapmıyorsun. İnsanların acılarını yaşamalarının önüne geçiyorsun. İşini yapmadığın gibi şöyle tehdit sensin. Güvenlik değil. Sen o konumdayken insanlara tehdit pozisyonundasın yani. Güvenlik ya, sağlamakla görevlisin ama siz güvensizsiniz. Ben varken güvensiz hissedin diyorsun. Güvende hissetmeyin diyorsun. Şöyle bir şey. Hırsız yoksa polise gerek var mıdır? Yoktur. Düşman yoksa askere gerek var mıdır? Yoktur. Yani İçişleri Bakanı kendince bir şeyler yaratmaya çalışıyor ki bana daha çok ihtiyacınız varmış. Öyle bir algı yaratmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Ama onun kadar kimse tehdit etmiyor ki. Şu anda Erdoğan'dan daha sivri bir dil ve nefret dili kullanıyor. Ya ben koronavirüsten beri Erdoğan'ı da çok görmüyoruz. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani şu an Süleyman Soylu dışında hükümetten kimse, bir de Sağlık Bakanı hariç kimseyi görmüyoruz. O da doğru. Yani şu da var ya, mesela sabah akşam nefret, intikam, sen gezemezsin, sen yatamazsın, bu uyuyamaz, bu kalkamaz, sabah operasyon, akşam bir... Ya insan yorulur bundan bir kere. Ne toplum yoruluyor, ne yapan yoruluyor. Bu kadar nefretle nasıl yaşanıyor ben anlamıyorum yani. Ama eski hani DYP genel başkanı ikenki konuşmalarına, işte o tavırlarına, anlatışına baksan 180 derece farklı biri çıkıyor karşına. İşte. İnsanlarda öyle güç sapıttırıyor demek. Yani Arzu, bu hafta kısaca her şeye değindik gibi. Bu ay son olarak bir de şey, bu yeni kayyumların bir tane daha şeyini söylemek istiyorum. İşte bu Kürtçe mahalle tabelalarını da kaldırıp Türkçeleri koymuşlar. Hmm. Yani
giderek bu Kürtlerin hani dayak yemesi, öldürülmesi, kaybolması, bir sürü şeyin üstüne hani siz tamamen yoksunuz, 90'lara dönüyoruz açıkça söylüyorlar giderek. İşte tam bunu diyorum. Yani 13 Eylül sabahından farksız bir ülkedeyiz ya da 28 Mayıs, 13 Mart diyebiliriz. Tarih değişmiyor. O zaman son bir sözüm var mı programı kapatırken? Son söylemek istediğim bir şeyler. Ben insanların kötü haberlerden mesela bu mağdur kesimin özellikle uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Bunları dikkate almayacaksın. Dikkate aldığın zaman cem küçük oluyor hepsi. Sen almazsan kimse almaz çünkü. Evet. Sevgili dinleyiciler, Gazete Davul'da Haftaya Bakış programındaydınız. Bu hafta öne çıkan konuları kendimizce ele aldık. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Bu arada yayınlarımızı YouTube'dan da dinleyebilir, kanalımıza abone olabilir, yorum yazabilirsiniz. Bir de unutmadan sevgili Arzu Yıldız'ın, program partnerimin yeni romanı artık Gazete Davul'da her gün yeni bir bölümüyle bizlerle olacak. Okumayı ihmal etmeyin. İyi günler. Gazete Davul. Haksızlığa uğrayanların sesi. Şahit olduğunuz hak ihlallerini bizlere bildirebilir ve bizleri Patreon üzerinden destekleyebilirsiniz.